Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir model çalışması yapacağız. Modelimizi battaniye yapımında yelek, ceket ve yetişkin örgülerinde kullanabiliriz. Gayet güzel. Örmesi çok zevkli. Boyu birden yükselen kolay bir model. İpinize uygun tığları tercih ederek örebilirsiniz. Ben bebe ipi kullandım. Ve 2,5 numaralı tığımla modelimizi çalıştım. Kolay gelsin diyerek hemen modelimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin modelimizi kurmak üzere zincirimin üzerine trabzanlarımı ördüm hemen zincir çekerek ikinci sıraya devam ediyorum 2 ve 3 tane zincirimi çektim kenarda başlangıç ve bitişte üç tane trabzanımız olacak hemen bir tane zincir diğer trabzanlarımı örüyorum 1 2 3 4 5 zincirimizi çektikten sonra tığımın başını doluyorum ve trabzanlarım aşağıdan saymaya başlıyorum 1 2 3 ve 4. Burası ilk başlangıç olduğu için bakınız. 4 dördüncü trabzanımın üzerine batıyorum. 1, 2, 3, 4. Uzatıyorum. Bir tane burada fıstığımı örüyorum. 2, 3 ve 4. 4 defa sardım. 1, 2 defa da kapatıyorum. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başında doluyorum. 1, 2, 3 4 4. trabzan üzerine gelerek batıyorum 3 tane yan yana trabzanımı örüyorum ve modelimizdeki ilk kutucuğumuzu zemininde bu şekilde hazırladım tekrar 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 ve 5 tığımın başını doluyorum 1 2 3 4 bir tane fıstığım için ilmeklerimi uzatıyorum 2 3 ve 4 çekiyorum ve kapatıyorum tekrar 1 2 3 4 tığımın başını doluyorum 1 2 3 4. trabzan üzerine gelerek batıyorum ve 3 tane yan yana trabzanları örüyorum 2 3 Ve bakınız iki tane kutucuğumuzu bu şekilde ayarladık. Şimdi kalan trabzanlarımıza da aynı işlemlerimizi yaparak e, tamamlayalım ve modelimizin ilk sırasını yerleştirmiş olalım. Sıramızı tamamladık. Şimdi 3 zincir çekelim ve diğer sıramıza başlayalım. 1, 2, 3. Örgümün yönünü çeviriyorum. 3 trabzanımı aynı şekilde devam ettiriyorum. Modelimiz bitene kadar bu şekilde örüyoruz. 5 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3. 4 ve 5 hemen burada bir tane fıstık yapmıştım fıstığımın yanına sık iğne olarak batıyorum bir ikinci sık iğneyi tam fıstığımın tepesine batıyorum üçüncü sık iğnemi fıstığımın diğer yanına batıyorum ve 3 defa sık iğne ile fıstığımın sağına ve bir solunu örüyorum 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum trabzanlarımı örüyorum 2 ve 3 3 trabzanımı ördüm tekrar 1 2 3 4 ve 5 zincirimi çekiyorum fıstığımın sağına ve soluna birer tane sık iğne yapıyorum bir tane tam tepesine 3 tane sık iğnemizi bu şekilde örüyoruz tekrar 1 2 3 4 ve 5 hemen trabzanlarımın üçünü birer birer örüyorum zincirimizi tekrar 5 tane çekiyoruz 1 2 3 4 ve 5 fıstığımın yanına bir sık iğne tam tepesine bir sık iğne soluna bir sık iğne yeniden 1 2 3 4 ve 5 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 en son trabzanımı da ördüm Evet bu sıramızda bu şekilde 3 sık iğne beşer tane zincir aradaki 3 trabzanımızı da örerek tamamladım hemen üç tane zincirimizi çekerek yeni sıramızı başlatıyoruz 2 ve 3 çeviriyorum trabzanlarımı birer birer örüyorum 3 tane trabzanımı ördüm yeniden 1 2 3 4 5 zincir 3 tane sık iğnemin her birinin üzerine birer tane batıyorum. 1 2 ve 3 Bakınız örümceğimiz iyice ortaya çıktı. 1 2 3 4 5 tane zincir aradaki 3 trabzanımı örüyorum. 3 Tekrar 1 2 3 4 5 3 tane sık iğnem örüyorum ve sıramızı bu şekilde tamamlayalım 3 sık iğne 5 zincir tekrar 3 trabzan bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim sıramızın sonuna kadar örerek geldim bakınız örümceğimizin kolları ara trabzanlarımız gayet güzel bir şekilde çıktı şimdi modelimizin bu bölümünü tamamlamak için örmeye başlıyoruz 1 2 3 tane zincir Trabzanlarımızı aynı şekilde muhafaza ediyoruz. Modelimiz bitene kadar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Zincirlerimizi hep 5 olarak çektik. Tığımın başını doluyorum. Tam ortaya 1, 2, 3, 4. 2 defa da kapatıyorum. 1 ve 2. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 trabzanımızı örüyorum 3 tane trabzanımızı birer birer örelim 1 bir, 2 ve 3 şöyle görelim bakınız diğer kutucuklarımızı da aynı şekilde tam ortaya bir tane fıstığımızı 4 defa doldurarak örelim beşer zincir 3 tane de trabzanlarımızı doldurarak modelimizi ilerletelim sıramızın sonuna kadar örerek geldim 3 trabzanımı ördüm ve tekrar 3 trabzanımızı örmek için zincirimi çekiyorum hemen trabzanlarımızı birer birer örüyorum 5 tane zincir çekmiştik bakınız hemen buradaki zincirlerimizin içerisine trabzanlarımızı örüyoruz 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanım ördüm. 5. trabzanımı örümceğimin tepesine batıyorum. Örümceğimden sonra yani buradaki tam tepeye battıktan sonra yeniden sol tarafa da 4 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 4 Bakınız örümceğimizi çerçevemizin içerisine aldık. 4 trabzan buradaki tam tepedeki trabzanın sağında 4 trabzan da solunda toplamda içeride 9 tane trabzanımız mevcut. Hemen kenardaki trabzanlarımızı örelim. 1, 2 ve 3. Yeniden zincir içerisine giriyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane trabzanımı ördüm. Bir tane tam tepe noktasına batıyorum. Tepe noktasına batığım yerin hemen yanına 4 trabzan daha örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 3 tane direk trabzanlarımızı örüyoruz. Diğer kutuyu da aynı şekilde 4 trabzan tam tepe noktasına 1 trabzan diğer tarafa yine 4 trabzan şekliyle örelim. Evet trabzanlarımızı örerek geldik. Şimdi modelimizi fıstık ördüğümüz sıradaki şekliyle örmeye başlıyoruz. 5 tane zincirimizi çekiyoruz. Tam bakınız 4 trabzan atlayıp burada fıstığımızın üzerindeki trabzanın üzerine batarak bir tane fıstığımızı örüyoruz. Hemen kenar trabzanlarımı örmüştüm. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Bakınız fıstığımın tam tepesindeki trabzanın üzerine batıyorum. 1, 2 3 4 defa da çekerek alıyorum. 1 2 defa da kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. Ortadaki 3 tane trabzanımın üzerinden devam ettiriyorum. Bakınız 1 2 3 4 tane trabzanımı atlıyorum. Hemen 5. trabzanıma batıyorum. 3 tane devam eden trabzanımın Yine üzerine örüyorum. Yeniden 1-2-3-4-5 tığımın başını doluyorum. Fıstığımın tepesindeki trabzanıma batarak yeni bir fıstık oluşturuyorum. 3 ve 4 çekiyorum. Kapatıyorum. 1-2-3-4-5 tığımın başını doluyorum. 1-2-3-4 atlıyorum. 3 tane yan yana trabzanımızı birer birer örüyoruz ve Bir modelimizi aşağıdaki kurduğumuz şekliyle bakınız kurarak aynı işlemlerimizi tekrar ederek istediğimiz kadar büyütüyoruz. Evet sevgili arkadaşlar modelimizi bu şekilde kurarak istediğimiz örgülerimizde kullanabiliriz. Bir çalışmamızı daha bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın görüşmek üzere.